üreticiyi baş tacı yapmak varken, üretim devrimi yapmak varken biz pazarcımızı ucuza, burada meyveye, sebzeye, kıyafete ulaşan vatandaşımızı bu pazarın altında bırakıyoruz. Köylü kadının müşterilerim hep geliyor. Alacaklarıma ve pazarımın yıkılmasını istemiyorum. Bravo. Beni öldürün istersen. Ankara Sıhhiye'deki tarihi sosyete pazarı Çankaya Belediyesi kararıyla kapatılmak isteniyor. Belediye kapatmaya gerekçe olarak pazar alanına salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt dikileceğini belirtti. İşgal kuvvetleri işgal etse bize der ki kardeşim siz burada 1 ay kalın, 2 ay kalın, malınızı bitirin. Ondan sonra ne yapıyorsunuz yapın der. Ben haftanın 7 günü burada çayımı satıyorum. Pazar olmadığı sürece, esnaf olmadığı sürece ben çayımı kime satacağım diyorum. Heykel yaptıkları zaman ben heykellere mi satacağım veya anıt yaptıkları zaman. Siz yarım asırlık bu halk pazarını heykel yapmak için, şov yapmak için kapatamazsınız. Kapatamazsınız. Pazar esnafına verdiği desteğe devam eden Vatan Partisi Yenişehir Pazar yerinde açıklama yaptı. Esnafla birlikte yapılan açıklamaya Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de katıldı. Üretimden yana olanlar, esnaftan yana olanlar, Yenişehir Pazarını savunanlar kazanacak ve üreticiler hükümet olacak. Bunun başka bir formülü yok. Ankara'da bu kadar grubu olan siyasi parti var. Bugün yanımızda görüyoruz ki Vatan Partisi duruyor. Yine söylüyorum, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben 9 kişiye buradan ekmek götürüyorum ve bu pazar yıkılırsa benim gibi bu kadar insan nereye götürecekler ya? Ekmeğini kim götürecek evine? Üreticiyi kambur eden sistemi tanımayacaklarını vurgulayan Deniz Tokgöz, Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Üreticiyi kambur yapan, esnafı kambur yapan, elinden ekmeğini alan, Türk milletini dışa mahkum hale getirmeye çalışan, market tekellerine, kıyafet tekellerine mecbur hale getirmeye çalışan sistemi tanımayacağız. Önümüzde seçim var, önümüzde karar var. Herkes onu düşünsün. Kipri, eli donanları, sıcak koltuklarda oturanlar buradan çıkaramayacak. Biz bunda kararlıyız. Yenişehir pazarımızı savunacağız. Ekmeğimizi savunacağız. Ailemizin karnının doymasını savunacağız ve bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Başarıya. Başaracağız. Pazar esnafından da Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert tepki geldi. Esnaflar halkçı belediyecilik propagandasıyla o isteyenleri 2023 seçimlerinde görmeyeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Mansur Bey, Çankaya Belediyesi Alper Taşdelen. Kime danıştınız? Ben burada 15 yıllık esnafım. Ben bir CHP olarak utanıyorum. Utanıyorum. Binlerce kişi ekmek yiyor. Bak arkadaşımız sakat, bu bile ekmek yiyor yani. İstemiyoruz pazarımızın kapanmasını. Rica ediyoruz bizim pazarımızla uğraşmasınlar. Bu durumda bir sürü oy kaybediyorlar. Her fırsatta sosyal demokrat belediyecilikten dem vuran Sayın Alper Taşdelen %70 oy alıyorum diye şımartmayacaksın. Biz halkız. Esnafız. Burada bize sahip çıkacaksın. Seçim zamanı. Milletvekili adayı olduğunda bu pazara geldin. Belediye başkanı adayı olduğunda bu pazara geldin. O zaman bu pazarın esnafı senin için kıymetliydi. Seçmendi. Şimdi neyimiz eksik? 20 yıldır o beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz Melik Gökçek bile burayı yıkmadı. Sana ne oluyor Mansur Yavaş? Sana ne oluyor?